önce A101 marketten yapmış olduğum aylık alışverişimin videosunu çekmiştim. Hepsinin fiyatlarını teker teker söyleyerek. Şimdi de hepsini aynı videoya sıkıştırmak istemedim. Farklı bir video yapayım dedim. Şu şekilde gördüğünüz gibi bir poşet Şok marketten. Bir poşet bu şekilde Migros'tan. Şöyle iki poşetlikte Manav'dan bir aylık alışverişimi yaptım. Toptan artık alacağım her şeyi aldım. Tabii ki illaki küçük küçük eksikler çıkacak ama çoğunluğunu aldım. Şimdi ilk olarak Şok marketten aldığım şeylere bakalım. Şimdi ilk olarak Cafe Crown'un 10'lu Nescafe'sini almışım. Normalde üçü bir arada olarak alacaktım ama Şok önce A101'e baktım. Orada hiç kalmamış. Bu sefer de Nescafe'ler tükenmiş. Daha sonra işte Şok'a gittik. Orada da üçü bir arada kalmamış. Ve son olarak bu vardı. Bundan aldık. Ne kadar aldığımı hemen söylüyorum. 6 lira 45 kuruşa bunu almışım. Evet. Hemen şöyle geçelim. Daha sonra bu Knorr'un mangal çeşnisini, mangal lezzetini almışım. Bunun hemen fiyatını söyleyelim. Bunu da 4 lira 95 kuruşa almışım. Bunu şey yapıyorum, tavuk göğsü alıp bu sosa işte buluyorum. Daha sonra tavada kızartıyorum ve çok güzel böyle mangalda yapmışsınız gibi bir lezzet oluyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor, çok seviyorum. Daha sonra, evet. Bu şeyleri ben diğer yer soslu yer fıstıklarını çok seviyorum. Bu da yakın bir zamanda çıktı. Ben de markette görünce hemen alayım dedim. Bu ballı hardallısı. Bir de iki çeşidi daha vardı. Acılısı vardı. Ben acı şeyleri pek tüketemediğim için onu direkt eledim. Ve de bir şeylisi daha vardı ama hatırlamıyorum. Bir tane alayım diye en çok hoşuma giden buydu ve bunu aldım. Ne kadar olduğuna bakalım. Bunu da 7 lira 90 kuruşa almışım. Deneyeceğim. Tadının nasıl olduğuna bakacağım. Yorumlarda sorarsanız tadıyla ilgili yorumumu da yaparım. Şu aşağıda bakayım ne var. Ha, şurada tavuk varmış. Ay, bunlar da burada bekleye bekleye canları çıktı. Bunları hemen buzluğa atayım. Bir de şurada milföyüm var. Tavuk göğsü almışım ve fiyatını hemen şuradan bakıyorum. Yani şeyde görürseniz fişi böyle çok silik olarak çıkmış. O yüzden bulsam bile zor okuyorum. 13 lira 93 kuruş çıkmış ama tam miktarın yazdığı yer gözükmüyor. Şuradan bakabilirsem 698 grammış ve 13 lira 93 kuruşa almışım. Şu şekilde bırakayım. Daha sonra milföy aldım ve ben bu milföyü şöyle yapıyorum. Arasında çok pratik bir şekilde yapıyorum. Arasında peynir ya da zaten yarı yarıya yapıyorum. Yarısına peynir, yarısına çikolata sürüp daha sonra fırında hemen yapıyorum. Yani en ufak bir zahmeti bile yok. Çok pratik oluyor. Şöyle Super Fresh'inkini aldım. Daha önce A101'den farklı bir marka alıyordum. Nimet marka olabilir, tam hatırlamıyorum. Super Fresh'inkini ilk kez deneyeceğim. A101'de kalmadığı için Şok'a gittikten sonra aldım. Hemen fiyatını da söylüyorum. 11 lira 25 kuruş. Bunu da şu şekilde buzluğa gidecek olarak ayırıyorum. Bir tane daha tavuk almışız. Evet, bir tane daha tavuk göğsümüz var. Onun nerede fiyatı? 13 lira 47 kuruş diyor. Tamam. Bir tanesi 13.93 tutmuş, bir tanesi 13.47 tutmuş. Hangisiyse artık. Bu da 675 gram. 13.47 tutan bu, 13.93 tutan da o. Bir an dedim, geçmediler mi acaba? Evet, daha sonra Beşler markasının şöyle sucuğunu aldım ve bunun da hemen fiyatını söylüyorum. Bu da 19 lira 95 kuruş tutmuş. Bunu da bu şekilde ayırıyorum. Nelerim kaldı? Şunu çıkarmışım. Bunu ilk kez deneyeceğim. Carmen markasının fındık kreması. Böyle bir şeyden, renginden falan dolayı iyice canım çekti. Ondan dolayı bir denemek istedim. Bu da 6.45 galiba. Bakıyorum. Evet, 6.45'e de bunu almışım. Daha sonra iki tane şeyim kaldı. Bir tanesi hoş beş, bir tanesi de böyle rulokat. Biri 1.25, biri de ne kadar? 2.95'e. Bu 2.95, bu da 1.25 sanırım. Bunları da bu şekilde almışım. Şok marketten aldıklarım bu kadardı. Buzluğa gidecek olanları hemen buzluğa koyayım daha fazla erimeden. Sonra hemen Migros'tan aldıklarına geçebiliriz.
Evet, şimdi Migros'tan yaptığım alışverişe geçiyorum ama Migros'la ilgili şöyle küçük bir sıkıntım oldu. Ya peşini almadığım ya aldıktan sonra alışverişlerin arasında kayboldu. Ne oldu hiç bilmiyorum. Ama şöyle bir şey yaptım. Hemen 2 dakika sanal markete girdim ve aldığım her şeyin tek tek oradaki fiyatlarına baktım ve o şekilde kendi fişimi çıkardım. Yani ne yapayım, mecburen öyle olmak zorunda kaldım. Bu şekilde hemen paketimden çıkartıyorum. Evet, ilk olarak yüzey temizleyici aldım. Bunu alırken bayağı bir orada vakit harcadım, yani hangisini alsam diye. Migros markasının birkaç tane yüzey temizleyicisi vardı. Onları kokladım. Sonra bunun yeşil renkte olanı vardı, böyle ferah bilmem ne kokusu diye. Onu kokladım. Çok böyle beni rahatsız etti. Abartı ferah geldi. Ondan sonra en son bunun kokusuna baktım. Tekrar kokayım. Bunun kokusu gerçekten çok güzel geldi. Bu arada hala güzel bir yüzey temizleyici bulamadım. Yani içime sinen bir yüzey temizleyici bulamadım. Her seferinde farklı bir yerden farklı bir marka alıyorum. Tam anlamıyla evet, bunu hani beğendim diyebileceğim bir şey olmadı. Artık şeyde karar kıldım. Yumuşatıcısında artık direkt Yumoş markasına gidiyorum. Artık onu öğrendim. Zaten en güzeli o herhalde, bilmiyorum. Ama işte bunda da bakalım, onu sevecek gibi hissediyorum. Böyle yerleri sildiğim zaman evin her tarafı mis gibi kokusun, uzun süre o koku kalsın istiyorum. Şimdi bu Dixie değil mi? Evet, Dixie markasının yaban gülü kokusunu aldım ve bu 13 lira 50 kuruşa aldım bunu. Fiyata da uygun gibi geldi, bilmiyorum. Ondan sonra başka ne aldık? Evet, patlıcan kızartması. Evet, patlıcan kızartma. Bunu yanlış hatırlamıyorsam ilk kez A101'den almıştım ama galiba hani A101'e böyle yiyeceklerde aktüel olarak geliyor. Hani belli bir süre kalıyor, sonra gidiyor. Yeni çıkan şeylerde de bunu genelde yapıyorlar. O süreçte bir işte getiriyorlar, sonra bir daha bulunmuyor falan. Ben bunu ilk kez A101'den aldım diye hatırlıyorum, yani yanlış hatırlamıyorsam. Ve o zaman çok beğenmiştim gerçekten ve çok pratik oluyor. Özellikle ben öğrenci evinde kaldığım için benim için gerçekten çok büyük bir pratiklik. Hani yanına hemen çok hızlı bir şekilde pilav yapıp sonra bunu da alıp yiyebiliyoruz. Yani bize iki kişi olarak bu gayet yeterli oluyor. Bence bu iki kişiye gayet yetebilecek bir şey. 380 grammış ve lezzeti de çok güzel. Migros'a gitmişken de, hatta Migros özellikle bunun için gittiğimizi söyleyebilirim yani. Çünkü daha sonra işte A100'de tekrar göremedim. Başka marketlere de hani girdiğim zaman bakıyorum, tekrar göremedim. Artık sadece Migros'ta görebiliyorum. Ne kadar aldığımı hemen söyleyeyim. 8 lira 95 kuruş almışım. Bunu da doğal olarak fiyat artmış. Yani 7 liraya falan alıyordum diye hatırlıyorum. İşte 8 lira 95 kuruş olmuş. Şöyle geçelim. Biraz önce Şok Market'ten işte Nescafe bulamadığımı, ayrıldan ve Şok'tan Nescafe bulamadığımı ve daha sonra işte ne markaydı? Şurada hemen bakıyorum. Cafe Crown'un kahvesini aldığımı söylemiştim. Daha sonra Migros'a girdiğimizde Migros'ta kahveyi bulduk. İşte aradığım buydu yani. Sürekli olarak aldığım ve tükettiğim Nescafe üçü bir arada, bu sürekli olarak bunu alıyoruz. Migros'a gelince de buldum. Bunun fiyatı da 5,5 lira. Bu bayağı uzun bir süredir aynı fiyatta herhalde. Bu arada Migros'a girmişken şeye baktım. Doktor Ötker'in bu ara tahini suflesi çıktı. Yani ona da hem kaç tane diyeyim, bir 3-4 tane yakınındaki Migros'tan hepsine baktım. Çünkü Dr. Oetker'in ürünleri ve özellikle yeni çıkan ürünleri genelde Migros'larda bulunuyor. Onun dışında yerel marketlerde de oluyor ama genelde ilk olarak Migros'lara geliyor. Özellikle hepsine baktım ama bulamamıştım. Aradan işte birkaç gün daha geçti. Tekrar oradaki Migros'a girmişken şey yapayım dedim, hani geldim acaba diye bakayım dedim ama maalesef yine gelmemiş. Daha sonra işte mail attım. Nerede, işte yakınlarda nereden bulabiliriz gibisinden. Daha ona da bir cevap gelmedi. Ondan sonra şeyde baktım, işte getir uygulamasına ve bana bir uygulamasına baktım. Onlarda da maalesef ki hala yok. Ondan sonra şeyde var. Dr. Oetker'in kendi sanal marketinde var ama ona bir de ekstra kargo ücreti ödeyeceğim. Ya bilmiyorum, gereksiz geldi. O kadar da şey yapmak istemedim. Yani neredeyse ürünün fiyatı kadar zaten kargo ücreti var. Onu şey yapmak istemedim işte. O yüzden almadım. Denk gelirsem ilk denk geldiğim yerden alacağım ve onun videosunu çekmeyi çok istiyorum. Çünkü ben daha önce hiç tahinli sufle denemedim. Ve direkt Dr. Oetker'in ürünüyle denemeyi de isterim yani. Biraz konumdan sapıyormuş gibi oldu. İnşallah rahatsız etmemişimdir. Ve son olarak
Kalemi de elime, kalem tutmayı özlemişim. Çok uzun zamandır okullar kapalı olduğu için böyle defterli, kalemli falan bunlardan artık epey uzaklaştık. Tabi uzaktan eğitim var ama yine de normal okula gitmişsin gibi olmuyor. Böyle elim alıp tuhaf oldum. Ve son olarak bugün çok abur cubur alışveriş yapmışız. Neyse, sağlıklı şeyler de aldım zaten, göstermiştim. Ya bir de bu market ürünlerin içinde gösterdim ama ben biraz sonra şey yapmayı düşünüyorum. Bu aldığım sağlıklı ürünleri ekstra olarak toplayıp onlara çok kısa bir videosunu çekip onlarla ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü onları bunları hafta sonu karantina sürecinde yemek için aldım. Pazartesinden itibaren de o sağlıklı ürünleri yiyerek diyet süreci başlayacağım. Yani ne kadar inandırıcı gelmese de başlayacağım. Evet, bunu da 3 liraya almışım. Çok lezzetli. Bir de içinde farklı farklı şeyler var. Benim de şu hoşuma gidiyor. Özellikle şu kakaolu olan bisküviye oynatalım Uğur'cum vardı ya, onun gibi oldum şu an. Buna en çok da bunu seviyorum ve özellikle biraz sonra bundan yiyeceğim. Yani bundan çok mutluyum. Neyse, sonuç olarak bir önceki videomda Aysel alışverişimi çektim. Bunda da Şok ve Migros'tan yaptığım alışverişi çektim. İnşallah bunu atmamışımdır, sıkmamışımdır, çok sevmişsinizdir. Tekrar söylemek istiyorum. Lütfen paylaşarak, beğenerek, abone olarak, yorum yaparak destek olabilirseniz çok sevinirim. Çok böyle uğraşarak video çekiyorum. Özellikle makmeklerimde çok fazla uğraşıyorum. Ne konuşsam, ne etsem, ne yapsam diye bir yıldır uğraşıyorum. O yüzden lütfen bana büyük küçük demeden destek olabilirseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.